Efendim herkese merhabalar. Umarım keyifler iyidir. Böyle kısa bir yolculuğumu paylaşayım istedim sizlerle beraber. Bayağı bir ara verdik malumunuz. Hasrete bir son verelim dedik. Çok özlediniz ya zaten. Takipçilerimden bazıları yazıyorlar. Abi yeni video çekmiyor musun falan diye. Sağ olsun öyle bir elle sayılır bir takipçi kitlemiz var yani. Böyle video bekleyen en azından onları çok bekletmemiş oluruz. Böyle yine kampüsten çıktım. Eve doğru geçiyorum. Bu arada Trabzon'da yaz hala devam ediyor. Bilmiyorum sizin yaşadığınız şehirlerde de öyle mi? Şu ihtişama bakar mısın? Güzelliğe. Yani yaz hala devam ediyor. Kış lastiklerini henüz geçemedik. Zaten kış lastiğine geçseydim eğer malumunuz benim lastiklerden çok ses geliyor. Hemen anlardınız zaten. Şöyle sahili tercih ettim. Üst yoldan da gidiliyor aslında eve ama biraz daha şehir içine girmiş oluyorsunuz. Meydana gitmiş oluyorsunuz merkeze. $37.29 motorinin fiyatı. Gerçi bizim motorun ne işimiz yok. Benzinle ne işimiz yok sayılır yani. 200 liralık falan alıyorum. Aşağı yukarı işte 3-4 litre anca alabiliyoruz. O da yetiyor bize bayağı. Bir ay falan. Bir ay da gerçi sürmüyor ya. 20 gün. Yani bir ay gidiyor diyelim evet. Çünkü bazı durumlarda aracı hemen hareket ettirmek zorunda kalıyorum. Yani gaza geçmeden tabii benzinden tüketiyoruz. Bu durumda benzin de lazım oluyor. Benim bir yol arkadaşı bulmam lazım kendime ya. En azından sohbet ederiz. Böyle tek başına konuşuyorken biraz garip oluyor. Abi atlamazsın önüme. Adamsın. Önden sonra da atlamadı. Güzel. Yani veya aslında bir arkadaşım var bana sürekli video çekelim beraber araç incelemesi yapalım diyen bir arkadaşım var. Aslında kurgudan falan da bayağı anlıyor. Belki ondan işte. Başlayabiliriz çekmeye. O da müsait olursa. Ben de olursam tabii. Zaman yok ki hangi birini yapacağız, bir dünya işimiz var. Aha motor lambası yandı yine. Son zamanlarda nedense son bir senedir yani arabayı aldığımdan beri hiç olmazdı. Yani oksijen sensörü hatası veriyor sürekli araç. Şuradan gideyim. Bu arada şu anda buradaki tabletteki ekranım iptal oldu. Yani iptal oldu derken şöyle, şu anda OBD'den gelen bilgileri alamıyorum. Niye? Çünkü buradaki cihazla bağlı. Aynı anda ikisini hani bazen çalıştırabiliyorum, bazen çalıştıramıyorum. Bak şu anda geldi mesela. Hızı gösteriyor şu an. Evet, şu anda geldi. Bir akıl karışıklığı oldu herhalde anlık. Şu an ikisi birden çalışıyor. Ama bazen çalışmıyor. Örneğin az önce bunun fişini çıkarttım. Bu aktif oldu. Sonra bunun fişini de taktım. Bir süre ekranı gelmedi. Yani sadece voltajı gösterdi. Akü voltajını. Daha sonra bu da aktif oldu. Şu anda ikisi birden çalışabiliyor. Evet. Denk getirebiliyorum işte bazen böyle. Şöyle geçeyim sağa. Şunu da ışığını açalım. Belki görünmüyordur. Evet. Şu an görüyorsunuz ikisi birden çalışıyor. Hatta şurada ışıkta beklerken şu OBD diagnostik yapalım. Şu an bakın tarıyorum. Bilmiyorum ekranda görünüyor mu? Oksijen sensör hatası. Burada görebiliyorsunuz. Sonra buradan şu an motor lambası yanıyor. Bilmiyorum görünüyor mu videoda. Şöyle geleyim aşağıya. Bunun da inceleme videosunu çekemedim hala ya. Şuradan clean dedim. Bakın şu an görünüyor mu bilmiyorum. Hata silindi.
Şöyle ekranımızı değişelim. Evet. Aslında aynı işlemi buradan da yapabilirdim. Şu anda tablet yine mi gitti? Bakayım. Evet, gitmiş. Yine devre dışı kaldı. Bazen geliyor, bazen gidiyor. İki cihaz bağlı olduğu için yani, yoksa kesinti olmaz yani hiç. Bak şu an tekrar geldi. Tekrar aktifleşti. Evet, şu an tekrar aktif. Evet, devam edelim bakalım. Sizinle uygulamada yapmış olduk bu arada bu cihazla ilgili. Bu kapak ne oluyormuş oraya? Kapak yerinden kalk çıkıyor sanki. İnşallah biri düşmez oraya. Logar kapağı yerinden oynuyor. Arkamdan bir tane Opel Corsa geliyor. Corsaların yeni kasalarını çok beğeniyorum ama tam dolu olanlar çok güzel gerçekten. Bir ara denk getirsek de sürsek ya, iyi olur. Herhalde ben de artık araba inceleme işine gireceğim ya. Niye? Çünkü arabayla ilgili yapacak hiçbir şey kalmadı, anlatacak bir şey kalmadı. İşte böyle spontane yolculuklarımı paylaşıyorum size bazen. Evet abicim, en sağdan geliyorsun, en sola giriyorsun. Sen de en sağdan gelip en sola girmeye çalışıyorsun. Ben de aradan geçmeye çalışıyorum. Olaylar olaylar yani. Olaylar olaylar. Biraz hava gelsin, çok sıcak. Ama aralım biraz. Evet böyle. Bu arkadaşı sizler için inceleyeceğim, merak etmeyin. Az kaldı. Hep aklımda olan bir şey. Aslında Türkiye'de, yani YouTube'da, YouTube Türkiye'de diyelim, benzer cihazları çekenler oldu. Ama bu cihaz çeken yok. Çünkü bu cihazın ne bir avantajı, nasıl bir avantajı var? Şöyle bir avantajı var. Hem ağ sütununa bağlayabiliyorsunuz, hem de isterseniz çevirebiliyorsunuz. Konsolun üstüne koyabiliyorsunuz. Ekranda dönüyor tabii. Böyle yan kalmıyor. Yani ekranı istediğiniz açıya döndürebiliyorsunuz. Şu an ters bile döndürebilirim yani. Öyle diyeyim size. O bakımdan güzel bir cihaz. Tavsiye ediyorum yani. Şu an yine devre dışı kaldı galiba. Evet. Tablet yine gitti. Ama bu hiç gitmiyor. Yani bunun bağlantısı hep stabil kalıyor sürekli. Ama bunu çıkartırsam bu sefer tabletin gitmeyecek. Tablet kalacak şöyle sürekli stabil olarak. Ha, yine geldi. Gidiyor geliyor kafasına göre. Biz de zaten geldik. Gelmek üzereyiz. Bu şu anda gitmekte olduğum yol Erdoğdu yolu. Erdoğdu köşk yolu. Köşk tabelalarını görebilirsiniz. Sol tarafta. Bakın yine tam karşımızda Atatürk Köşkü Ah Evren Hastanesi tabelası var. Bilmiyorum görünüyor mu? Turistik yer olduğu için biliyorsunuz kahverengi zemin üzerine beyaz yazı ile yazılmış. Bu arada Atatürk Köşkü'nde uzun süredir bir tadilat vardı. Bakım çalışması vardı. Tamamlandı. Şimdi bütün ziyaretçileri açık. Ben de açıkçası gitmedim tadilattan sonra. Ama gitmek istiyorum. Zaten evimizin yakınında bayağı. Hatta yürüme mesafesinde. Öyle olunca insan gitmiyor yani. Yakın olunca. Burayı sonradan ışıklandırdılar. Trafik ışığı yoktu burada. Sanırım birkaç tane kaza oldu. Hatta bir tanesine ben de şahit olmuştum. Böyle olunca trafik şube herhalde buraya lamba koyulmasına uygun gördü. Yani akıllı kavşak ama işte herkes akıllı değildi maalesef. Buraya yeni asfaltladılar bu yolu. Burada da uzun bir süre böyle yenileme çalışması vardı herhalde. Altyapı çalışmaları.
Ama ne olduysa şu ileride bir yerde yine asfaltı kazımışlar. Çukur olmuş yani, yine çukurumuz hiç eksik olmuyor. Bakayım neredeydi o? Şurada bir yerde. Aa bak, tam önümde. Burada yine bir çukur var. Bir sıkıntı da burada var, hemen size söyleyeyim. Şu araba geliyor mesela, bakın Fiorino. Fiorino'nun yanında hemen orada bir araç park etmiş. Hatta o araçlar bazen daha büyük araçlar olabiliyor orada park edenler. Tam kavşağın içine ve kenarına park ediyor. Oradan geldikten sonra siz yanından geliyorsunuz mesela, yolu kontrol etmeniz gerekiyor. Araba yüzünden göremiyorsunuz. Aşağıdan araba geliyor mu gelmiyor mu kontrol edemiyorsunuz. Dolayısıyla böyle tin tin çıkıyorsunuz, böyle yani tehlikeli oluyor. Yani arabanın yarısını, yani arabanın şu kaputunu çıkartmanız gerek ki yolu görebilirsiniz. Yani yola girmiş oluyorsunuz yani resmen. Tehlikeli oluyor. Lütfen oraya araç çekmeyin. Buradan da çok bütün Trabzon beni izlediği için herkes duyacak beni. Evet arkadaşlar, bir yolculuğumuzun daha sonuna geldik. Kısa ve öz oldu. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Takip etmeye devam edin. Eyvallah.